Sevgili dostlar, Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programından bugün de herkese merhaba. Bugün de yaşamımıza yaşam katan birçok güzel konuyu Ankara'da Rahmi Koç Müzesi'nin esnaf sokağından açıyor olacağız. Bugün programımızda yine birbirinden güzel konularımız var. İlk olarak kol ağrısı, omuz ağrısı, kol şişliği, kolda güç kaybı şikayetleri çeken insanlarımızı çok ilgilendiriyor ve nadir görülen bir hastalık. Toraks çıkış sendromunu bir hastamızla konuşacağız. Hocamızdan hastamızla ve hastalıkla ilgili bilgileri alacağız. Ve sonra hastamızın ameliyatına eşlik edeceğiz. Ve hemen arkasından ülkemizin milli değeri Sivas Kangal köpeklerimizin Sivas'ın Merakum tepesindeki çiftliğine gideceğiz. Ve orada onların nasıl doğduklarını, nasıl yetiştirildiklerini ve nasıl ülkemizin değerleri olduklarını göreceğiz. Son olarak da saç dökülme problemi olan bir gencimizin saç dökülme probleminin nasıl başladığını ve nasıl yönetildiğini ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Ve haftanın mesajlarıyla programımızı tamamlayacağız. Evet, programımızın başında söyledik. Rahmi Koç Müzesi Esnaflar Sokağı'ndan programımızı açıyoruz bugün. Ve şu anda bulunduğumuz dükkan aslında 1901 yılında Vehbi Koç'un doğduktan 10 yıl sonra babasının dükkanında gelip 6 ay çalıştığı ve büyük ticari geleceğin aslında tohumlarının atıldığı dükkandayız. Esnaflar sokağımızda aslında demircisi, şapkacısı, tiftikçisi, berberi ve birbirinden çok ticarette konu olan dükkanlarımız var. Şimdi gidelim dükkanları birlikte gezelim. Esnaflar Sokağı'nda aslında dükkanlarda yok yok. Birçok ürün, aklınıza gelen her şey burada var. Ve 1910'lu yıllarda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra açılan bu dükkanlarımız birçok ürünü sadece Ankara'mıza değil Türkiye'nin her bir tarafına buradan göndermişler. Ve Ankara'mızın meşhur tiftik keçisinin tiftikleri de yine burada gördüğünüz Bulgurluzade Ticarethanesi'nden Türkiye'ye değil aslında sınır ötesi ülkelere gönderilmiş vaziyette. Esnaf sokağımızda halıcımız da var ve bu halı dükkanında halılar örülmüş, tamir edilmiş ve satılmış. Aynı zamanda bir kitabe de bu halı dükkanımızın duvarında renovasyonda korunmuş. Ve bu kitabe de şu yazıyor. Diyor ki, dünya fanidir, baki olan Allah'tır. Dünya bir örümcek ağı gibidir. Birçok insanımız kollarında ve omuzlarında ağrı, kollarda şişlik, kollarda güç kaybı gibi şikayetlerle doktorlara başvuruyor. Fıtık mı, romatizma mı ya da ne gibi bir sürü akla gelmeyen hastalıklarla insanlar yıllarını geçiriyor. İşte bu isim konamayan hastalıklardan bir tanesi torasik çıkış sendromu. Böyle bir hastamızın hikayesini dinlemek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine gideceğiz. Hastamızla konuşacağız. Hastamızın operasyonunu takip edeceğiz ve hocamızdan torasik çıkış sendromu ile ilgili bilgileri alacağız. Şimdi izliyoruz. Emine Hanım günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Niçin buradasınız? Şikayetleriniz neler? Benim kolum şişiyordu, çok ağrıyordu. O yüzden gelmiştim buraya. Ne kadar zaman oldu bu konunuzdaki şişlikle ağrı? Kolum bayağı olmuştu ama sebebini bilmiyordum. Bayağı ne demek? Yani 4-5 sene olmuştu. Peki ilk olduğu zaman ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Böyle iş yaparken falan, ütü yaparken, temizlik yaparken çok ağrıyordu kolum. Bu sene de artık dayanamadım ağrısına. Bu arada hiç doktora gitmediniz mi? Gitmemiştim. Ağrı kesiciler mi aldınız? Evet.
Peki ağır kesicilerle geçti mi? Ya da dinlendirince mi geçti? Evet, dinlendirici geçti. Dinlendirici. İş yapmayınca geçiyordu. Ya evet. Ben önce romatizma zannediyordum. Dediler romatizmadan işte şişer ağrır. Ama buraya da gelince değilmiş. Evet. Şimdi bugün hastalığınızın ne olduğunu artık biliyorsunuz. Evet. Siz de bugün bir ameliyat geçireceksiniz. Evet, ameliyat olacağım. Peki, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hastamız 5 yıl kol şişliği ve kol ağrısıyla beraber yaşamış. Ve özellikle kolu şişenler, kol ağıranlar, omuzu ağıranlar, bu tür devamlı şikayetleri olanlar için bugün çok ilginç bir konuyu gündeme getiriyoruz. Ve hocamızdan da detaylarını dinleyeceğiz ve hanımefendinin ameliyatına eşlik edeceğiz. Emine Hanım gibi aynı hastalığı olan başka bir hastamız var yanımızda, Özlem Hanım. Ve Özlem Hanım'ın da aslında bu hastalıktan dolayı yaşadıkları var. Bu hastalığın adı ne hocam? Bu hastalığın adı toraks çıkış sendromu. Göğüs boşluğundan çıkıp kola giden damarlarda ve sinirlerde sıkışma sonunda ortaya çıkan bir hastalık. İki tipi var bunun. Birincisi damarsal olan Emine Hanım'da bugün ameliyat edeceğimiz hastada olduğu gibi. Diğer bir tipi de Özlem Hanım'da olduğu gibi sinir sıkışmasından kaynaklanan bizim nörojenik torasik çıkış sendromu dediğimiz hastalık. Burada özellikle kolda, burada Özlem Hanım sol kolunda ağrı, uyuşma, güçsüzlük meydana gelebiliyor. Hatta bu hastalık ilerlemiş. Ameliyat etmeseydik ne olacaktı hocam? İlerlemiş aşamada olduğu için göstermek açısından sizlere. Bakın yaklaşık olarak Özlem'in 5 yıldır yakınmaları var ve bu sol kola giden sinirde göğüs boşluğundan çıkışta oluşan bası nedeniyle ellerin arasındaki farkı açıkça görebiliyoruz. Evet, burası biraz daha küçülmüş vaziyette. Evet, daha küçülmüş, kaslar çekilmiş. Evet. Evet, bakın parmaklar daha ince. Sol parmağın birazcık daha böyle hafif bizim pençel dediğimiz hale dönüşmeye başladığını görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde iki el arasındaki farklılık da net olarak bilekten itibaren görülebiliyor. Şimdi Özlem Hanım'ı da ameliyata sinirsel toraks çıkışı sendromu ön tanısıyla hazırlıyoruz. Onda tetkikleri tamamlandığı zaman ameliyat edeceğiz. Ve şimdi daha detayları ameliyathanemizde hocamızla konuşmada alacağız ama hastamızı bekletmeden önce bir ameliyathaneye uğurlayalım. Şimdi hastamız ameliyata alındı ve hazırlıkları tamamlanıyor. Birazdan da hocamız Profesör Doktor Ayten Kayı Cangır, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi kendisi, ameliyatı gerçekleştirecek ve hocamızdan hastalığın detaylarını alalım. Evet hocam, hastalığımız neydi hocam? Hastalığımız toraks çıkışı sendromu ya da thoracic outlet latincesi. Bunun kısaltılmışı daha yaygın olarak TOS olarak da halk arasında biliniyor. Burada göğüs kafesinin çıkışından kollara giden damarlarda, sinirlerde sıkışma sonucu hastalarda kolda ağrı, güçsüzlük, uyuşma, özellikle toplar damarlarda bası varsa hastamız Emine Hanım'da olduğu gibi ellerde morarma, şişlik olabiliyor. Bu en çok
elini çok fazla kullanan kişilerde oluyor. İşte bilgisayar uzmanlarında ya da ev kadınlarında çok tekrarlayan işleri yapmakta olabiliyor. Ya da fazladan kaburga varsa bu da toz hastalığına neden olabiliyor. Bazen geçirmiş olan kazalarda bu torasik çıkış sendromuna neden olabiliyor. Evet hocam, aslında bugün kolları ağıran, şişen, omuzu ağıran, şişen birçok insan aslında romatizma ya da farklı hastalıklar ön tanılarıyla yıllarca takip ediliyor ama evet. Aslında bir araştırma yapıldığında böyle son derece akla gelmeyen torasik outlet sendromu ortaya çıkıyor. Peki bu neden oluşuyor hocam? Bu bası dediğiniz ama yani bu çok kullananlar dediniz. Yani bu sefer insanlar kollarını kullanmasın mı? Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yok tabii ki. Önemli olan burada kullanmamak değil. Doğru kullanmak önemli olan. Bizim söylediğimiz kullanmak derken tekrarlayan ve yanlış. Özellikle bizim otururken pozisyonumuza çok dikkat etmemiz lazım. Omurganın o S duruşunu sağlamamız lazım. Otururken dik, belimizin arkasında bir destekli şekilde, böyle kambur bir şekilde oturmamamız lazım. Peki hocam, bu hastalar ameliyat edilmese ne gibi sonuçlar doğurabiliyor? Aslında biz her bize gelen toz hastasını ameliyat etmiyoruz. Önce bunun sinirsel mi, damarsal mı bunu ayırt ediyoruz. Damarsal olanlarda, çünkü damara olan basıyı hemen ortadan kaldırmak için ameliyat öneriyoruz ama eğer sinirselse önce bir fizik tedavi yapıyoruz hastaya. Buradaki hani dedik ki işte postür bozukluğu, yani oturma şekli bozukluğu, kolları yanlış kullanmak demiştik. Bunları düzeltici tedaviler uyguluyoruz önce. Bu bir ekipçe yapılan bir iş. Fizik tedavi doktorları ve fizyoterapist arkadaşlar tarafından da değerlendiriliyor. Hastanın postürünü düzeltmeye çalışıyoruz. Vücudunu ve kollarını iyi kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Eğer bunlardan sonra hastanın yakınmaları geçmez ise o zaman hastaya cerrahi tedavi öneriyoruz. Son olarak hocam, ameliyatta hangi aşamalarımız var? Bu ameliyat 3 tipte yapılabiliyor. Bunlardan ilki koltuk altından kesiyle ya da köprücük kemiğinin hemen altından ya da üstünden yapılabiliyor basının yerine göre. Burada hastamız Emine Hanım'a toplar damarında bası olduğu için köprücük kemiğinin altından bir kesi yapacağız. Göğüs kaslarını geçtikten sonra orada damarın basılandığı yeri göreceğiz ve burayı bu basıyı ortadan cerrahi olarak kaldıracağız ve damar yeniden toplar damardan kan akışını sağlayacağız. Şimdi gidelim ve bakalım hastamızın BT anjiyosunda neler var ve ameliyatı takip edelim. Şimdi hastamızın bilgisayarlı tomografiyle yapılan anjiyosuna bakacağız ve hocamız burada bize sorunun ne olduğunu gösterecek. Evet hocam, bir sorunu görelim bu anjiyoda. Evet. Tabii sizin de bildiğiniz gibi cerrahide en önemli şey ameliyat öncesi iyi bir hazırlık ve planlama. Toraks çıkış sendromu ya da kısaca TOS dediğimiz ameliyatta ameliyat öncesi değerlendirmeyi bilgisayarlı BT anjiyografi ile yapıyoruz. Bakın şurada gördüğünüz bu hastaya damarına ilaç verildiği için parlak görünen hastanın sağ koluna giden atar damar. Hemen bunun önünde şurada bakın şu gördüğünüz sağ kolundan gelen toplar damar. Burada ne kadar geniş ama şuraya geldiği zaman bakın burası kalem ucu gibi inceliyor ve baktığımız zaman da burada bu küçük göğüs kası tarafından sıkıştırıldığı için bakın burada iyice ip gibi incelmiş vaziyette toplar damar. Şimdi biz ameliyatla buradan girerek bu toplar damara, koldan gelen toplar damara kasın yapmış olduğu, kasın kemiğe bağlandığı yerdeki o kirişin yapmış olduğu basıyı ortadan kaldıracağız ve böylece koldan gelen damarda kan da rahatlayacak. Ve şikayetler anında ortadan kalkacak. Evet, hastanın yakınmaları da ortadan kalkacak.
Evet, ameliyatımız tamamlanmak üzere ve hocamıza soralım bakalım ne durumdayız. Evet hocam. Şu an Emine Hanım'ın kolundan gelen o toplar damara bası yapan tendonu, pektoral minor tendonunun o kirişini bulduk. Onu damarlara önce toplar damarı askıya aldık, serbestleştirdik. Onu da kestik ve basıyı ortadan kaldırdık. Şimdi daha sonrası ameliyat döneminde bu kestiğimiz yerler yapışıp hem sinirleri ve damara tekrar bası yapmasın diye onları serbestleştireceğiz. Ondan sonra da ameliyatımız tamamlanacak. Peki hocam, bu ameliyattan sonra hastamız evine gittiği zaman artık kolu şişmeyecek, ağrımayacak ama yapması gerekenler var mı? Hastamız ameliyat sonrasında bizim fizik tedavi ünitemizde destek alacak. Yapması gereken hareketler ve bir süre yapmaması gereken hareketler öğrenecek. Kolunu hareketleri yapacak ama koruyacak, bir boyun askılığıyla bir süre kolunu dinlendirecek ve günlük kendisine öğretilen egzersizleri yapacak. Ve biz de ameliyattan sonra bir ay sonra kendisinin muayenesini ve kontrollerini yapacağız. Evet hocam, elinize sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi kolu ağrıyanlar, omuzu ağrıyanlar, aslında bu çok basit bir hastalık olmayabilir. Araştırılması gerekir. Bunun için üniversite kliniklerimizde lütfen ağrılarınızı, şişliklerinizi hocalarımız araştırsınlar. Çünkü hiç akla hayale gelmeyen bir şey altından çıkabiliyor. Sevgili izleyiciler, şu anda Sivas'ta bir Kangal çiftliğine geldik ve burada ülkemizin marka değerlerinden birisi Kangal köpekleri üretiliyor. Kangal köpeği deyince aklımıza aslında bir koyun köpeği geliyor. Yani 100 kiloya kadar ulaşan bir koyun köpeği. Ya, kucağımda gördüğünüz bu bir aylık minik yavru da aslında belki birkaç kilo ama bir gün 100 kiloya kadar ulaşacak. Şimdi bakalım bu çiftlikte neler yapılıyor? Çiftlikte özellikle Kangalları yetiştiren Hüseyin Bey ile konuşacağız. Ve köpekler konusunda bize neler söyleyecek, hep beraber izliyoruz. Biz Kangal köpeklerini hep böyle çoban sürülerini kollayan, onların etrafında dolaşan köpek olarak biliyoruz. Kangal köpeği sizce ne? Kangal dar kalıp içerisinde sadece iki veya üç kelimeyle, cümleyle tabir edilecek bir ırk türü değil. Biz Sivaslar olarak bile eskiden tanıdığımız, anladığımız, anlatılan, bilinen, duyduğumuz, özellikle dedelerimizden, büyüklerimizden dinlediğimiz köy odalarındaki ırkları da bugün kafamızda daha modernize edebiliyoruz. Belki çok daha çağ içinde görebiliyoruz. Kangal köpeği ne demiştik? Bir koruma ırkıdır. Çoban köpeği değildir. Yani illaki sadece bir çoban köpeğiyle tabirlendirmeniz bunun alanını daraltmak anlamı taşır. Biz buna karşıyız. Kangal köpeği çobanın da seyisidir. Çobanın da çobanıdır. Çoban uyur ama bu asla uyumaz. Yerdeki karıncayı bile gece basmayacak kadar hisli ve sezer. Evet Hüseyin Bey, siz köpek çiftliğinizde kangalları
üretiyorsunuz? Yani ilk önce bebekler oluyor, sonra büyüyorlar, sonra eğitiyorsunuz bu süreçte, sonra da bunları sahip edindiriyorsunuz ya da insanlar sizden talep ediyor. Bu taleplerle eğitimi nasıl dengeliyorsunuz? Şimdi asıl dengeli bir taleptir, dengeli bir istektir. Yani vatandaş bunu bana beyan ettiğinde acaba bu konuda ne kadar samimi, bu benim için çok önemli. Karadeniz'de fındık üretici arkadaşlarımız, mısır üretici arkadaşlarımız özellikle kangal köpeğine çok rağbet etmeye başladılar. Çünkü domuz sürülerini artık vurmakla telef edemediklerini anladılar. Kangal köpeği caydırıcıdır. Böyle bir istek geldi. Yok edicidir, sezi gücü fazladır. Hızlıdır, süratlıdır, çeviktir, atiktir ve hissettiğini ölümüne kovalar, bertaraf eder ve alan benimdir diye sahibine verir. Çık! Bu barınakta tabii ki birbirinden farklı, son derece güzel, çekici kangal köpekleri gördüm. Fakat birazcık şekilleri farklı geldi bana. Mesela buradaki köpek biraz kurda benziyor Hüseyin Bey. Şimdi kangal köpeği zaten teşkilatlanma, yani fizyoloji, anatomi, tipoloji ve psikolojik olarak kangal köpeği kurdu çok andırır. Ben hep derim ki dağdaki yeğgezen kurdun evcilidir bu. Birbirlerine çok benzerler. Yani birbirlerinin hemen hemen karakteristik yapısı da aynıdır. Kurt zekidir, bu da zekidir. Atiktir, gezer, uzun bacaklıdır, güçlüdür, kuvvetlidir, dayanıklıdır. Aynı özellikleri kangal köpeği de taşır. Ama kangal köpeği artık sahibiyle özdeşleşmiş, bütünleşmiş bir evcil kuraldır. Bu kural içinde en güzeli nedir? Biz dağ hayvanının ikisini de bir arada yaşayabiliyoruz. İşte kangal köpeği budur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Nasıl saç probleminiz? Ama daha iyi durumda. Daha iyi durumda. Evet. Sevgili izleyiciler, Furkan saç dökülmesi problemiyle uzun zamandır boğuşuyor aslında. Ama şu an yaşadığı deneyimlerle sonuçta iyi bir noktaya geldi. Bakalım Furkan'ın saç problemi ne zaman, nasıl başlamış, saçlı deride neler göreceğiz ve bugün kendisine saç dökülmesine karşı ne yapacağız? Hazır mısın Furkan? Hazırım. Gidelim mi? Gidelim. O zaman buyurun. Evet, şimdi Furkan'a soracağız. Saç problemi nasıl, ne zaman başladı? Evet Furkan, ilk olarak saç probleminle ne şekilde karşılaştın? Yaklaşık işte 4 yıl önce yastıkta 20-30 tel saç bulmaya başladım. Hani bu sayı giderek arttı. Daha sonra bayağı doktor gezmeye başladık. İşte kan tahlilleri, şunlar. Hepsi normal görünüyordu ama saç dökülmem aynı şiddette devam ediyordu. Ondan sonra burayı keşfettim işte. Şu anda saç dökülmem tamamen durdu diyebilirim. Peki doktorlara gittim dedin. Onlar ne söylediler sana? Ya doktorlar kan tahlillerimi incelediler. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Ardından şampanya önerdiler ama hani o da çok işe yaramadı. Kaç yaşındayız Furkan? 19 yaşındayım. 19 yaşındayız. Yani yaklaşık 15 yaş civarına başlayan evet, çok bir saç dökülmesi. Peki saçlar İlk önce olarak nerenin açıldığını fark ettiniz? Şakak kısımlarında açılma başladı. Evet, şu kısımlarda açılma olduğunu. Evet. Zaten bu kısımlarda bir miktar açılma Furkan'ın görüyoruz. Şöyle döndürelim. Yani alın köşelerinin içeriye doğru. Yani gelecekte de Furkan'ın saçları bu şekilde dökülecek aslında. Şöyle döndürelim. Burada da içeriye doğru yine bir körfez gibi görüyoruz. Yani burada bir ada kalacak. Ama köşeler içeriye doğru zaman içerisinde gelişecek. Çünkü bu erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz hadise. Ve bu tür vakalarda mutlaka
hormon profillerinin ve mineral ve kan elemanlarının gözden geçirilmesi gerekiyor ki zaten birçok defa bakılmış ve herhangi bir problem bulunmamış. Furkan'ın özellikle saç köşelerindeki açılma ve özellikle bu yan kısımlardaki birazcık zayıflama aslında saçlarımızın gelecekte mutlaka dökülme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ama şimdi bizim burada yaptığımız şey şu, saçlarımızın mevcudunu nasıl koruruz, nasıl güçlü tutarız? Onun için de tarla ve bitki mantığından gideceğiz. Yani saçlı derimizin kanlanmasını güçlendireceğiz. Saçlı derimizdeki metabolizma sonucu ortaya çıkan atıkların uzaklaştırılmasını hızlandıracağız. Yani detoksifikasyon diyoruz. 3. Saçlı derimizdeki sinirsel etkileri güçlendireceğiz. Yani sinirler daha kolay, reflekslerimiz daha kolay çalışabilecek. Ve bir de madem ki bu uyuyan fabrikayı harekete geçiriyoruz, saçlı derinin ihtiyacı olacak. İşte sizin kullandığınız biyotin gibi, multivitaminler, mineraller gibi destekleyicileri de saçlı deriye kazandırdığımız zaman saçlarımız daha güç çıkacak. Peki bakalım şöyle saçlarımıza, biraz öne eğelim. Burada Furkan'ın özellikle alın köşelerinden içeriye doğru ceplerini oluşturduğunu görüyoruz. Yani erkek tipi bir saç dökülmesi. Ve buralarda saçların daha ince ve daha cılız olduğunu görebiliyoruz. Çünkü saç dökülmemiz böyle ileriye doğru gidecek ve bu adamız giderek küçülecek. Bunlar ama eğer ki Furkan iyi bakarsa bu olabildiğince geç olacak. Tepeye bakıyoruz. Tepemizdeki saç yoğunluğumuz oldukça iyi durumda. Saçlarımızın sertliğine bakıyoruz. Saçlarımızın elimde oluşturduğu direnç oldukça iyi. Çünkü saçlar gayet iyi besleniyor. Nem kapasitesi son derece yüksek. Burada bir şeyimiz yok. Saçlı deriye bakıyorum. Bir yağlanma hissetmiyorum. Saçlı deride bir kepeklenme de söz konusu değil. Yani saçlı derimiz aslında şu anda sağlıklı olma lehine. Peki biz bu hale nasıl geldik? Biz yağlanmayı bertaraf etmek için yağlanma karşıtı bir bakım prosedürü uyguladık ki burada saç derimize bol bol buhar ve ozon uyguladık. Yani oksijen O3 uyguladık ve bir de kozmetik bakımlarımızı ihmal etmedik. Saçlı derimizi güçlendirmek için ise kanlanmayı artırmak için saçlı derimize medikal hale gelmiş karbondioksit gazı enjekte ediyoruz. Multivitaminler yediriyoruz. Bir de radyo dalgalarıyla saçlı derideki asalakları ortadan kaldırıyoruz ve saçlı derideki saç köklerinin protein yapıp onlardan saç inşa etmesi için protein yapımını tetikliyoruz. Peki bugün süre gelen uygulamamıza devam edeceğiz ve bugün ilk olarak saçlı derimize bir tetikleyici sprey sıkacağız. Sonra bir friksiyon yapacağız. Arkasından yüksek frekansla saçlı derimizde bir dezenfeksiyon yapacağız ve saçlı derimizdeki refleksleri uyaracağız ve bir de ozon etkisi bırakacağız. Ondan sonra saçlı derimize biz karbondioksit gazı enjekte edeceğiz ve son olarak da radyo frekans işlemiyle saçlı derimizde hem protein yapımını tetikleyeceğiz hem de asalakları ortadan kaldıracağız. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman işlem başlasın mı? Başlasın. Peki. Bugünkü işleminden ikisi gerçekleşti. Saçlı derimize özellikle tetikleyici bir ürün, yüksek frekans ile dezenfeksiyon ve oksijenasyon, hemen arkasından radyo dalgasıyla cildin içerisine faydalı maddeler daha çok sokuldu, asalaklar yok edildi, bir de saç köklerindeki protein üretimi artırıldı, kanlanma artırıldı. Detoksikasyon dediğimiz toksinler uzaklaştırıldı. Şimdi son olarak saçlı derinizin içerisinde oksijeni daha çok artıracağız.
protein yapımını daha çok tetikleyeceğiz ve bir de saçlı derideki dolaşımınızı belirgin bir ölçüde artıracağız. Bunun için karbondioksit gazını saçlı deriye enjekte edeceğim. Tamam? Peki. Evet, şimdi saçlı deri içerisine karbondioksit gazımızı bırakıyoruz. Furkan artık bu iğnemiz küçük de olsa bir acısı var ve iğneye alıştı. Gördüğünüz gibi herhangi bir reaksiyon da vermiyor. Ve saçlı derimize karbondioksit gazını içerisine bırakıyoruz. Şu anda karbondioksit gazımız saçlı deride cilt içerisindeki aralıklardan ilerliyor. Birazcık başımızı şöyle yapalım. Özellikle dökülen kısımlara enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Evet, işlemimiz tamamlandı ve saçlı deriye basit bir friksiyon dediğimiz bir masaj hareketi yapılacak ve tetikleyici sprey ile beraber bunu yapacağız. Bugün banyo yapmayacağız. Tamam. Yarın banyo yapabiliriz. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken hiçbir şey yok. Bir de kaşımayacaksınız. Kaşımak yok ve bugün banyo yapmak yok. Yarından itibaren serbest. Tabii ki burada en önemli unsurlardan biri de hastamızın evinde kullandığı ürünlerin seçimi. Özellikle saçlı deriye dost ürünleri tercih etmemiz gerekir. Buradaki temel nokta şu: benim saçlı derimin acaba neye ihtiyacı var? Benim saçımın acaba neye ihtiyacı var? İşte biz bunları doğru yerleştirirsek kişiler bundan fayda görecektir. Aksine zarar görmeyecektir. Değil mi? Artık şu anda saç dökülme sorunumuz yok noktasında. Evet sevgili dostlar, bu hafta da Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programının sonuna geldik. Size aslında birbirinden güzel konuları ekrana getirdik, duyurduk, gösterdik. Umarım bizlerle güzel dakikalar geçirme fırsatınız oldu. Programımızı Ankara Rahmi Koç Müzesi'nden açmıştık. Yine Ankara Rahmi Koç Müzesi'nin Esnaf Sokağı'ndan programımızı kapatıyor olacağız. Küçük insanların büyük gururları olur sözüyle sizlere veda edelim. Sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın. We'll be right back.